Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu zu plus infinitif. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar hatırlarsanız zu için ne demiştik? Bir şey yapmak üzere, etmek üzere demiştik değil mi? Ve bunu yaptığımızda zu plus infinitif, yani ne yapıyorduk arkadaşlar? Eylemleri mazhar halde korumuş oluyorduk, öyle değil mi? Dilerseniz örneklerle bu durumu bir pekiştirelim. Şimdi ilk örneğe baktığımızda arkadaşlar, die Schüler lernen Deutsch, gayet anlaşılır değil mi? Öğrenciler Almanca öğreniyorlar. Sie möchten in München studieren. Evet, onlar ne diyor arkadaşlar? Münih'te yüksek öğrenim görmek istiyorlar. Şimdi arkadaşlar burada bizim dikkat etmemiz gereken eylem studieren, yani yüksek öğrenim görmek, üniversite eğitimi görmek değil mi? Şimdi buraya baktığımızda bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde neymiş demek ki? Öğrenciler ne yapmak istiyorlar? Almanca öğreniyorlar. Ne için olacak değil mi? Umsuyu getireceğiz birazdan. Onlar Münih'te yüksek öğrenim görmek istiyorlar. Şimdi ben bu iki cümleyi bir araya getirirken zu'dan destek aldığımda bakın, die Schüler lernen Deutsch in München zu studieren. Bakın ne oldu arkadaşlar? Almanca öğreniyorlar. Ne amacıyla? Münih'te yüksek öğrenim görmek amacıyla. Anlamı zu ile ne olmuş oluyor? Sağlanmış oluyor. Bu durumda ne diyoruz demek ki? Die Schüler lernen Deutsch in München zu studieren. İkinci örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Natalie muss sich beeilen cümlesini görüyoruz. Sich beeilen refleksif bir fiil ve ne diyor arkadaşlar? Acele etmek anlamına geliyor değil mi? Yani Natalie'nin acele etmesi gerekiyor. Sie möchte den Zug nicht verpassen. Verpassen kaçırmak demek arkadaşlar. O treni kaçırmak istemiyor. Şimdi diyeceğiz ki arkadaşlar Natalie acele etmesi gerekiyor. Treni kaçırmamak için gibi bir anlam doğacak şimdi. Ne ile? Zu yapısıyla. Bu durumda ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın baştaki yapıyı aynen bununla başlamış oluyorum. Natalie muss sich beeilen. Virgülümü getirdim. Den Zug nicht zu verpassen. Yani treni kaçırmamak için. Ne demiştik zu için? Bir şey yapmak üzere, etmek üzere değil mi? Bu durumda treni kaçırmamak üzere gibi de düşünülebilir. Dolayısıyla treni kaçırmamak üzere, kaçırmamak için ne yapmak durumunda Natalie? Acele etmek durumunda demiş oluyoruz. Üçüncü örneğe baktığımızda Frank braucht einen neuen Laptop. Gayet anlaşılır değil mi? Yeni bir laptopa ihtiyacı var Frank'ın. Er will schnell vorankommen. Vorankommen ilerlemek. Dolayısıyla schnell vorankommen, hızlıca ilerlemek. Yani işinin hızlı bir şekilde görülmesi olarak da ele alabiliriz bunu arkadaşlar. Şimdi ne diyeceğiz? Frank'ın yeni bir laptopa ihtiyacı var. Hızlı bir şekilde ilerlemek kaydetmesi üzere ya da işte hızlı bir şekilde çalışması üzere gibi düşünülebilir bu. Şimdi burada dikkat ederseniz arkadaşlar vorankommen ne dedik? İlerlemek dedik değil mi? Ancak bu ayrılabilir bir fiil. Şimdi ayrılabilir fiil olduğunda buradaki zu plus infinitif ne olmuş arkadaşlar? Vorankommen, voranzukommen şekline bürünüyor. Bu durumda ben ne yapıyorum? Gene baştaki cümleyi buraya taşıyorum ve Frank braucht einen neuen Laptop virgülümü getirdim. Schnell voranzukommen dediğimde demek ki hızlı ilerlemek için işinde değil mi? Daha bir öne tabii ilerlemek diyebiliriz buna. Hızlı bir şekilde ilerlemek adına değil mi? Ne yapması gerekiyor? Yeni bir laptopa ihtiyacı var demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir üstünden geçelim. Die Schüler lernen Deutsch, gayet anlaşılıyor değil mi? Öğrenciler Almanca öğreniyorlar. Sie möchten in München studieren. Onlar ne yapmak istiyorlar? Münih'te üniversitede okumak istiyorlar değil mi? Yüksek öğrenim görmek istiyorlar. Şimdi demek ki biz bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde öğrenciler Almanca öğreniyorlar.
Münih'te yüksek öğrenim görmek amacıyla. Bu durumda die Schüler lernen Deutsch in München zu studieren dediğimizde bu anlamı ne yapmış oluyoruz? Vermiş oluyoruz. İkinci örnekte Natalie muss sich beeilen. Demek ki sich beeilen neymiş? Hızlı davranmak değil mi? Natalie hızlı davranması gerekiyor. Sie möchte den Zug nicht verpassen. Demek ki verpassen kaçırmak demek değil mi? O treni kaçırmak istemiyor. Derken bakın burada akusatiflik hissettiriyor kendine. Değil mi? Der Zug, den Zug. Treni kaçırmak istemiyor derken. Şimdi biz bu iki cümleyi neyle bir araya getiriyormuşuz? Umzu yapısıyla. Bu durumda Natalie muss sich beeilen virgülümü getirdim. Den Zug nicht zu verpassen değil mi? Treni kaçırmamak için Natalie acele etmek durumunda, zorunda demiş oluyoruz. Üçüncü örneğe baktığımızda Frank braucht einen neuen Laptop. Gayet anlaşılıyor. Yeni bir laptopa ihtiyacı var Frank'ın. Will schnell vorankommen. Hızlı bir şekilde değil mi? İlerleme kaydetmek istiyor anlamı var demiştik. Dolayısıyla şimdi biz bu iki cümleyi ne yapacağız demek ki? Zu ile bir araya getireceğiz. Tabi burada zu plus infinitif yapısı. Infinitif değil mi? Mastar hal demekti. Buraya da vorankommen demek ki ayrılabilir fiil olduğundan dolayı ne yapıyorum ben? Vorankommen demiş oluyorum. Demek ki zu'yu araya sıkıştırıyoruz. Bu durumda ne olacak cümle? Frank braucht einen neuen Laptop. Schnell voranzukommen diyeceğiz. Dilerseniz şimdi de arkadaşlar bu görmüş olduklarımız doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Schüler lernen Deutsch. Sie möchten in München studieren. Die Schüler lernen Deutsch. Sie möchten in München studieren. Die Schüler lernen Deutsch, in München zu studieren. Die Schüler lernen Deutsch, in München zu studieren. Natalie muss sich beeilen. Sie möchte den Zug nicht verpassen. Natalie muss sich beeilen. Sie möchte den Zug nicht verpassen. Natalie muss sich beeilen, den Zug nicht zu verpassen. Natalie muss sich beeilen, den Zug nicht zu verpassen. Frank braucht einen neuen Laptop. Er will schnell vorankommen. Frank braucht einen neuen Laptop. Er will schnell vorankommen. Frank braucht einen neuen Laptop, schnell voranzukommen. Frank braucht einen neuen Laptop, schnell voranzukommen. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Die Studenten fahren am Wochenende nach Paris. Anlaşılır bir cümle. Ne diyor? Yüksek öğrenim gören öğrenciler değil mi? Üniversite öğrencileri ne oluyordu? Die Studenten ne yapıyorlarmış? Hafta sonu Paris'e gidiyorlar. Sie möchten Französisch sprechen. Bu da gayet anlaşılır. Onlar ne yapmak istiyorlar? Fransızca konuşmak istiyorlar değil mi? Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu iki cümleyi umzu yapısıyla bir araya getirdiğimizde öğrenciler Paris'e gitmek istiyorlar. Ne yapmak için? Fransızca konuşmak için. Değil mi? Bu durumda die Studenten fahren am Wochenende nach Paris. Bakın üstteki daha doğrusu başlangıçtaki cümleyi ne yaptım? Buraya taşıdım. Virgülle ayırdım. Umzu yapısını getireceğim. Französisch zu sprechen. Bakın ne oldu arkadaşlar? Buradaki eylemin ne yaptım? Mastar halde bırakıyorum ve başına zu'yu getiriyorum. Aslında baştan beri yaptığım şey bu. Öyle değil mi? Fransızca konuşmak için bu durumda Französisch zu sprechen demiş oluyoruz. Beşinci örneğe baktığımızda Mein Großvater braucht seine Lesebrille. Evet. Lesebrille, brille neydi? Gözlük demekti. Dedemin neye ihtiyacı var? Gözlüklerine ihtiyacı var değil mi? Dediğimizde mein Großvater braucht seine Lesebrille. Er will die Zeitung lesen. O ne yapmak istiyor? Gazete okumak istiyor. Şimdi bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde arkadaşlar umzu bir şey yapmak üzere
anlamı doğuyor. Öyle değil mi? Şimdi ikinci cümlede wollen var. Dolayısıyla biz buradaki wollen'i artık umzu yapısı içerisinde kullanmayacağız. Onu kaldırmamız gerekiyor. Niye? Çünkü bunun karşılığı umzu olmuş oluyor. Bu durumda ne olacak bakalım. Bu baştaki cümleyle ne yapıyorum? Cümleyi başlatıyorum. Mein Großvater braucht seine Lesebrille. Virgülümü getirdim. Die Zeitung zu lesen dediğimde, bakın burada wollen'i kaldırdım ve die Zeitung zu lesen ile ne yapmış oldum arkadaşlar? Zu plus infinitif yapısını korumuş oldum. Tabi baştan beri yapmış olduğum şey neydi? Umdan sonra değil mi burada isim varsa onu koyuyorduk. Bu durumda gazeteyi okumak üzere derken die Zeitung zu lesen demiş oluyoruz değil mi? Altıncı ve son örneğimize bakacak olursak arkadaşlar. Tina sparte ihr Taschengeld. Evet, Taschengeld neydi arkadaşlar? Cep parası demeyiz de güzel Türkçe'de ne deriz? Harçlık deriz. Değil mi? Sparen, bu da biriktirmek demek. Bakın burada preteritum olarak karşımıza çıkıyor. Tina ne yapmak istiyor? Daha doğrusu ne yaptı? Parasını, değil mi, harçlığını biriktirdi derken Tina sparte ihr Taschengeld. Bakıyoruz sonraki cümleye. Sie wollte den weisen Kindern einen neuen Basketball kaufen. Evet, bakıyoruz burada weisen Kinder, die weisen Kinder arkadaşlar, annesi babası olmayan çocuklar, değil mi, yetimler, öksüzler, yetimler diyebiliriz. Yetim çocuklara derken bakın burada bir çoğul olduğundan dolayı onlara diyecek olursak bakın burada datifli kendini hissettiriyor. Den ve kelimenin sonuna ne oluyor çoğul olunca? En geliyor. Bu durumda den weisen Kindern, cümlenin devamını getirelim. Sie wollte den weisen Kindern einen neuen Basketball kaufen. Yeni bir basketbol topu satın almak istedi. Değil mi? Bakın burada da tıpkı demin wollen vardı. Burada da gene wollen ancak preteritum olarak karşımıza çıkmış. Ne yapacağız? Umzu yapısının içerisinde demek ki ne anlamalıymışız arkadaşlar? Wollen ne gerek yok. Çünkü umzu bunu karşılıyor. Bu durumda ne olacak? Bakın baştaki cümleyle ne yapıyorum? Giriş yapıyorum. Tina sparte ihr Taschengeld, virgülümü getirdim. Den weisen Kindern einen neuen Basketball zu kaufen. Ne yaptık demek ki? Öksüzlere ya da yetim çocuklara yeni bir basketbol topu satın almak için ne yaptı? Harçlığını biriktirdi Tina demiş oluyoruz değil mi arkadaşlar? Demek ki ne yapıyormuşuz? Yapısından hemen sonra değil mi? Burada ismi getirebilirim değil mi? Ki ne oldu burada? Yetim çocuklara yeni bir basketbol topu satın almak üzere derken zu plus infinitif ne olacakmış demek ki arkadaşlar? Deminden beri yaptığımızda bu cümlenin sonuna gidecek. Dolayısıyla diğer yapılar umdan hemen sonra gelecek. Virgülden önce de ne olacak arkadaşlar? Gayet düzenli olan bu cümle yapısını korumam gerekiyor. Bu durumda bu son cümleyi toparladığımızda Tina sparte ihr Taschengeld den weisen Kindern einen neuen Basketball zu kaufen demiş olduk. Dilerseniz bunların üzerinden şöyle bir geçelim. Dördüncü örnek ne diyor? Die Studenten fahren am Wochenende nach Paris. Gayet anlaşılır bir cümle. Sie möchten Französisch sprechen. Bu da anlaşılıyor değil mi? Ne yapmak istiyorlar? Fransızca konuşmak istiyorlar. Hafta sonu ne yapıyorlarmış? Paris'e gidiyorlarmış. Şimdi bu iki cümleyi ne yapabiliyoruz? Umzu ile çok güzel bir şekilde ifade edelim. Ne diyeceğiz o zaman? Die Studenten fahren am Wochenende nach Paris, Französisch zu sprechen. Demek ki öğrenciler hafta sonu Paris'e gidiyorlar. Ne için? Fransızca konuşmak için. Anlamı ne oluyor? Umzu ile korunmuş oluyor. Beşinci örnekte Mein Großvater braucht seine Lesebrille, okuma gözlüklerine ihtiyacı var dedemin. Will die Zeitung lesen. O
gazete okumak istiyor. Ne yapıyormuşuz demek ki? Oradaki voleni kaldırıyoruz artık. Onunla işimiz yok. Niye? Umzug çünkü bu anlamı veriyor bize. Ne yapacakmışız? Cümlem gayet düzenli bir şekilde başlıyor virgüle kadar. Değil mi? Gayet bütün ne oluyor? Bütün öğeler yerli yerinde. Mein großer hat braucht seine Lesebrille. Değil mi? Gayet olağan bir cümle. Virgülümü koydum. Die Zeitung zu lesen. Demek ki zu plus infinitif ne olacakmış? Cümlenin sonuna gidecekmiş. Ve son örneğe baktığımızda Tina sparte ihr Taschengeld. Sparen neydi arkadaşlar? Biriktirmek demekti değil mi? Para biriktirmek. Dolayısıyla preteritum yapıda sparte değil mi? Harçlığını ne yaptı? Biriktirdi. Sie wollte den Waisenkindern einen neuen Basketball kaufen. Çok güzel değil mi? Ne yapıyor arkadaşlar demek ki Tina harçlığını biriktiriyor değil mi? Annesi babası olmayan çocuklara ne yapıyor? Basketbol topu satın alıyor. Burada demek ki az önceki wollen, burada preteritum olarak wollen, wollte olmuş. Bu durumda Sie wollte den Waisenkindern einen neuen Basketball kaufen cümlelerini bir araya umzu ile getiriyoruz. Bir, değil mi? Bu durumda Tina sparte ihr Taschengeld den Waisenkindern einen neuen Basketball zu kaufen demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı şimdi doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Studenten fahren am Wochenende nach Paris. Sie möchten Französisch sprechen. Die Studenten fahren am Wochenende nach Paris. Sie möchten Französisch sprechen. Die Studenten fahren am Wochenende nach Paris, Französisch zu sprechen. Die Studenten fahren am Wochenende nach Paris, Französisch zu sprechen. Mein Großvater braucht seine Lesebrille. Er will die Zeitung lesen. Mein Großvater braucht seine Lesebrille. Er will die Zeitung lesen. Mein Großvater braucht seine Lesebrille, die Zeitung zu lesen. Mein Großvater braucht seine Lesebrille, die Zeitung zu lesen. Tina sparte ihr Taschengeld. Sie wollte den Waisenkindern einen neuen Basketball kaufen. Tina sparte ihr Taschengeld. Sie wollte den Waisenkindern einen neuen Basketball kaufen. Tina sparte ihr Taschengeld, den Waisenkindern einen neuen Basketball zu kaufen. Tina sparte ihr Taschengeld, den Waisenkindern einen neuen Basketball zu kaufen. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde umzu plus infinitif yapısını görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.